Ben kızımın gözünde yaş, gönlünde dert istemem demedim mi? Latife yaparım beyim. Rahatsız etmeyeyim dedim ama ordugaha, Üstad Veruni'nin yanına gideceğim. Hazırlıklara bakmak için bana da haber et demiştiniz. Gelecek misiniz? Tabii. Tabii geleceğim. Konuştuğunuz mühim bir mesele olsa gerek. Araya girdim. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah beyim. Ne kusuru? Ben atları hazırlatayım. Ona hakikati söylemeliyiz Akça. Her şeyden çok isterim. Ama daha değil. Neden? Ne diye söylemeyiz ona gerçeği? Fethi beklerim. Basburakan bize yurt olduğunda söyleyeceğim. Yemin ettim. Şayetinde anamı öldürenin beni ondan alanın Kekameros olduğunu öğrenirse. Deliye döner. Bir daha Basburakan'a gitmeme de, Kekameros'la görüşmeme de müsaade etmez. Hayır, gitmeni gerektirecek bir vaziyet yok zaten. Yeminin diyetini öder seni. Ama ikimiz de böylesine mühim bir hakikati ata beyimden saklamanın vebalini ödeyemeyiz. Hakkım var. Benim için bunu daha da saklamak zordan da zor. Ama her şey tamam olmadan, sancak oraya dikilmeden hiçbir şey belli olmaz Alparslan. Oradaki varlığım, Kekameros'un bana olan güveni muhakkak işimize yarayacaktır. Bunca yıl çektiğim eziyet bir işe yarasın. Bu sefer de benim de bir payım olsun. Beni bundan mahrum etme. Atabeyim hakikati öğrenmeden düğün toyu kurmak içime sinmez Akça. Münasip olmaz. Öz kızı bana gelin gelirken gözünün içine baka baka böyle bir hakikati saklayamam. Saklayamayız. Yakışık olmaz. Çoğu gitti, az kaldı diyelim o vakit. Toyumuzu Fethi'den sonra kurarız. Böylesi daha münasip. Etrafı iyice kolaçan edin. Bakın bakalım başka kimse var mı? Emredersin. Sultanım. Derhal saraya gitmeliyiz. Hekimler bir an... Mühim bir yara değil Hacı. Küçük bir kesik dahi olsa derhal bakılmalı sultanım. Allah muhafaza, hançer zehirli olabilir. Hacı.
Akıl alır şey değil. Böylesi ancak şeytanın aklına gelir. Alparslan Bey'im, istemeden de olsa Akçakız ile konuştuklarımıza kulak misafiri olalım. Kim imiş, kimlerden imiş Akçakız'ın babası? Sağ olduğu haberini kimden almış? Alpagut. Alpagut söylemiş. Tam da düğün toyunuz kurulmak üzereyken gelen Muşti'ye bak sen. Öyle. Midemi bulandırıyor bu vahşiler. Dün Dukas ve Diyojen'i yollayan Kaiser, bugün de Arkadius'u başımıza bela etti. Tüm bunların bir anlamı olmalı. Alpagut, burnumuzun dibindeki Selçuklu karargahı, kaybedilen o Ermeni köyü, Alparslan'ın ortalıkta cirit atması, ortalığa saçılmış olan bütün bu pislikler, bütün bunların Konstantinopol'da duyulduğunda yaratılacak rahatsızlığı bir düşünsene. Lanet olsun ki amacına ulaşması için Kaiser'in elinde yeterince bahane var. Dukas, Diyojen ve o Arkadius. Üçü de ayağımıza dolanıp pisliklerini etrafa saçmak için geldiler ama o Kaiser başaramayacak. Dukas öldü. Diyojen, Evdokyan'la evlenip Konstantinopol'a dönecek. Geride sadece şu liparitler kalacak. Umarım Tuğrul cehennemin dibini boylayacak. Sultan Tuğrul mu? Siz neden bahsediyorsunuz? Vaspurakan seferini ertelemeleri için hazırladığım küçük bir sürpriz diyelim Alpagut. İlmi Hiyel, Cerre Eskal üstadlarımızla evvela hali hazırda elinizde bulunan mancınıkların menzil ve kuvvetini arttırmaya çalışmaktayız Alparslan Bey. Bu ne çeşit bir aradadır Bürünü Hazretleri? Bu Kürrat-ı Nar aradesidir. Dev bir mancınık. Bilmediğimiz başka ne maharetleri vardır bunun? Bu Kürrat-ı Nar arradesi ateş topları atar. Lakin atacağı topları daha evvel hiçbir mancınık atmamıştır. Hem mesafe hem kuvvet bakımından benzersiz olacak. Bunlar 1000 arşın mesafeden 3 kantar yükü gönderebilir. 3 kantara? Hesaplarıma göre kalenin şark yüzüne 400 arşın mesafede mevzilendirilir ise
tahribat gücü büyük olacaktır. Peki, bu mancınıktan daha fazla yapabilir miyiz? Elbette, Alparslan Bey. Alparslan Bey, boynunuzdaki yara neden oldu? Biz de gördük, söyledik ama beyimiz önemsemedi. Daha da büyümüş sanki. Beyim, zindanda fareler, kemirilmiş cesetler vardı dedim. Allah saklasın. Veba kapmış olma. O zindanda veba olsa dahi ne fareler ısırdı ne de cesetlere dokundu. Hem olur şey mi? Hemen böyle bir yara çıkar mı? Maalesef böyle bir ihtimal var. Veba sadece ceset ve farelerden bulaşmaz. Üzerlerindeki pirelerin ısırığından da bulaşır. Bunu fark etmek de pek mümkün değil. Emin olmak için obada tetkik etmem icap eder. Bu illet bulaşıcıdır ve dahi ölümcüldür bilirim. Obaya gidip de kimsenin canını tehlikeye atamam. Alparslan Bey'im, nereye gidersin? Benimle değil. Hazırlıklarla alakadar olan. Allah var, gam yok. Hala bir haber yok mu? Diyojen'in müjdeli haberle birazdan geleceğinden eminim Rati. Efendim, isterseniz Merve'ye gidip Maria'dan her şeyi öğrenebilirim. Nihayet. Hayalet görmüş gibi bir haliniz var. Bir hoş geldin demeyecek misiniz? Sayın Tekfur. Sen öldün. Öldün sen. Sen öldün. Kimse Dukas'ı elimizden almaya kalkmasın. Sakın! Dukas!
Burada neler oluyor? Kaiser'in bana verdiği yetkiyle emrediyorum. Durun! General Dukas, öldüğünüzü sanıyordum. Herkes öyle sanıyordu. Sayın Arkadius. Ama görüyorum ki canıma kastedenler öldürmek konusunda başarısızlar. Aldığım duyuma göre Sultan Tuğrul'u da öldürmeyi başaramamışlar. Derhal bana bir açıklama yapmak zorundasınız. Yüzbaşı Diyojen nerede? Burada. Sayın Arkadius. Burada. Buyurun. Açın! Lanet olsun. Kaçtığımı öğrendiğinde Dukas'ın yüzünü görmeyi çok isterim doğrusu. Teşekküre lüzum yok. Karşılığını elbet verirsin yüzbaşı. Arabanın içini görmüyordun. Ama arabanın içinde olduğumu biliyordun. Bu da demek oluyor ki Alparslan'ın Dukas planından en başından beri haberim var. Dukas. Onu ben buldum. Ben iyi ettim. Ama kendi menfaatleri için gelip zorla aldılar elimden. Dukas'la ilgili planlarının suya düşmesine üzüldüm. Neyse ki elim boş değil. Yaptığın iyiliğin karşılığını bu kez fazlasıyla alacaksın. Endişen olmasın. Şimdi size gidin derim. Üstad Biruni gerek olan malzemelerle gelip tetkik yapacak nasıl olsa. Beyim, sen bizi bilmez misin? Seni bir başına bırakıp babaya nasıl döneriz? Beyimiz nerede, biz oradayız. İstemezsin madem, uzağında durup bekleriz. Ama sensiz dönmeyiz. Madem beyinize bu kadar bağlısınız, sözünü de işletmeyin o vakit. Beyiniz ne derse onu yapacaksınız. Hepiniz obaya döneceksiniz. Ölüm de kalım da Allah'tan.
Ama kimsenin vebaline girmek istemem. Haydi. Benim sen... Sen nasıl konuşursun böyle? Dediğim gibi, maalesef Alparslan Bey'in vaziyetiyle alakalı kesin bir şey söyleyemem. Tafsilatlı tetkik etmem icap eder. Peki ya tetkiklerinizin sonucunda veba çıkarsa? Biruni Hazretleri, bu illet için hala bir çare yok mudur? Ben gerekli malzemeleri hazırlayıp Alparslan Bey'in yanına gideyim. Ben de sizle geleyim Biruni Hazretleri. Canınıza kasteden Melun'un Bizans askeri olduğunu gösteren emareler var sultanım. Mübarek kabirde kalleşçe cana kastetmek ancak kefereye yaraşır iştir. Dövülen pusatlarımızın, gerilen yaylarımızın, şahlanan atlarımızın sesi küffarı ürkütmüş belli ki. Akılları sıra Basburakan'ı fethimize... Böyle mani olacaklar. Güzel. Güzel olan nedir sultanım? Ya canınıza bir zeval gelseydi? Allah esirgesin. Allah esirgesin. Bu ettikleri ne denli köşeye sıkıştıklarının bir ispatıdır hatun. Canımıza kast edecek kadar gözleri döndüyse... karşımızda kılıç tutmaktan acizdirler. Vehminde yanıldın Hacı. Bu cezasız kalmayacak, bilesin. Başım devletli sultanımızın yoluna da buyruğuna da fedadır. Ama af buyurun sultanım. Nasıl yanıldım? Canımıza çarşıda kastedeceklerinden endişe ederdin. Mezarlıkta değil. Sana reva göreceğimiz en büyük ceza... evvelce olduğu gibi... bundan gayrı da canımızın ve devletimizin emniyetini sırtlanmandır. Bu hiç ceza olur mu sultanım? Vazife başım üstüne. Çağrı Beyler de birazdan gelir. Biruni Hazretleri'nin tetkik malzemelerini hazırlamasını beklerler. Dur Akşahat. Beyimizin yanına varman indilik tehlikelidir. Onu bir an evvel görmem gerek. Çekil önümden. Etme Akşahat. Beyimiz... Çekil önümden dedim Assız Bey.
Onun canı dardayken kendi canımı muhafaza için uzak duracak değilim. Alparslan! Alparslan! Akça! Kız sakın gelme! Sakın! Benden uzak durman gerek. Senden nasıl uzak durayım? Pervanenin ateşten kaçtığı nerede görülmüş? Akçam etme, eyleme. Daha illetin ne olduğu belli değil. Gelme derim. Gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş. Ne gelecekse gelsin. Kabulüm. Sana bir hal olsa ben sağ kalıp ne ederim Alparslan? Sensiz kalırsam ben bu canı nasıl taşırım? Akça. Benim nefesim sen değil misin Alparslan Bey? İnsan nefessiz yaşar mı hiç? Bas bırakan seferinde göstereceğimiz gayret bizi muradımıza bir adım daha yaklaştıracak. Her gücümüzle sultanımızın yanında olup kendimizi ona göstermemiz gerek Kutay. Beyim, hüneriniz ve cesaretiniz cümle Selçuklu mülkünün malumudur. Sultanımız önderliğinde fethin en büyük pay sahibi olacağınız da hakikattir elbet. Ancak ya sefere siz değil de bir başkası baş olursa, o zaman gayretiniz yine gölgede kalmaz mı? Vaktiyle yaptığın işler kurduğun düşlere köprü olur Kutay. Elbet onun içinde bir çaremiz vardır. Alparslan eninde sonunda Kekamanes'i öldürecek. Alparslan'ın hedefi Vas Bırakan. Sen, Diyojen, Kekamenos. Hiçbiriniz bu hedeften daha mühim değilsiniz. Diyojen ve benimle ilgili söylediğinde haklısın. Ama Alparslan'ın annesini öldüren Kekamenos için böyle düşüneceğine itiramam. Senin ağzında söyler General Dukas. Çağrı Bey'imin hatununun yengemi o iblis mi şehit etti? Bu sır aşikar olduğunda Sultanımız Vas Bırakan seferinin başında Çağrı Bey'in olmasından tereddüt etmez mi? Veba yarası değildir bu değil mi Biruni Hazretleri? İdrarına baktık, aksi bir hal yoktur. Ama emin olmak için kanını tetkik etmemize icap eder. Kanımı mı? Nasıl tetkik edeceksiniz? Boynundaki yaradan evvela bir pıhtı alacağız. Akça kızın içeri girmesine ne diye müsaade ettiniz? Bu nasıl tedbirsizlik? Bağışlayın beyim. Söyledik ama Akça Hatun bizi dinlemedi. Tutamadık. Alparslan beyim kimseyi içeri bırakmayın dedi ama gözünü karartıp girdim araya. Akça Hatun ne de olsa kardeşimin hatunudur. Rabbim ikisini de korusun. Ürün Hazretleri içeriden iyi bir havadis ile çıkar inşallah. İnşallah.
Ayrı milletlerden olsak da Yüce Kaiser'e, Kutsal Roma'ya ve Roma'nın her bir ferdine sonsuz saygımız var Sayın Arkadius. Ama babamı katlettiği için ölümü fazlasıyla hak eden bu adama yok. Kaiser, generaline yapılan bu saldırıyı asla affetmeyecektir. Belki de affedecektir general. Yanlış meseleyi tartışarak zaman kaybettiğimizi belirtmeme izin verin lütfen sayın müfettiş. An itibariyle Kaiser'in bizden çok daha önemli bir sorunu var. Selçuklu. Başarısızlıkla sonuçlanan Sultan Tuğrul suikastinin Türkleri çok öfkelendirdiğine eminim. Kim bilir, intikam hırsıyla kuşatmayı öne çekmiş bile olabilirler. Kahretsin ki haklı. Önünüzde yalnızca iki seçenek var, sayın müfettiş. Ya Alparslan'a Ermeni köyünü kaptıran General Dukas ve Sultan Tuğrul suikastini planlayan, başaramayan Kekavmenos'la Vaspurakan'ı elinizde tutmaya çalışacaksınız. Sen ne cüretle... Ki Trakya'da uzlar ve peçeneklerle uğraşan Kaiser'in şu sıra destek gönderemeyeceğini düşünürsek... Selçuklu'yu Vaspurakan'dan püskürtmek çok zor olacaktır. Ya da... Selçuklu geldiğinde onları Vaspurakan'a gömecek kadar güçlü bir orduyu sayemde kuracaksınız. Dışarıdaki vahşilerinle Selçuklu'ya karşı koyabileceğini mi sanıyorsun? Sözlerim bitmedi general. Bitti! Devam edin. Sizi dinliyorum. Norman kumandanı dostum Herve... Kekamenos'la düşmanlığını unutmaya ve savaşçılarını göndermeye hazır Sayın Arkadius. Herve! O aşağılık Norman Vaspurakan'a adımını bile atamaz. Burası benim toprağım! Kaiser izin verdiği müddetçe sizin toprağınız Sayın Tekfur. Kanında veba değil ama başkaca bir iyileşmez hastalık vardır. Alparslan Bey. Hastalığım neyse söyle Birun Hazretleri. Ben de saklamam. Senin kanın deli akar Alparslan Bey. Ölüm sana değil. Ancak sen ölüme koşarsın. Öyleyse bu yaralar nedir Biruni Hazretleri? Şu bileğindeki yaraya bakalım hele. Tahmin ettiğim gibi. Nedir bu yaralar Biruni Hazretleri? Dışarı çıkalım hele. Orada anlatırım. Bulaşıcı olmasın. Alparslan.
Böyle çıktığına göre... Hasta değilsin demek. Biruni Hazretleri... hala neyim olduğunu bize demedi ama... Alparslan Bey'in bileğine sürmesi için kardım şu merhem. Tedavisinin hızlanması için yeni bir usul deneyeceğim demiştim. Kullandıklarım tesiri oldukça kuvvetli bitkilerdir. Belli ki bedeni tepki verdi. Bu yaralar ona işaret eder. Velhasıl ne veba ne de başkaca bir hastalığı vardır. Çok şükür. Allah'a çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür Alparslan Bey'im. Mevlam sağlık ile, sıhhat ile ömrünü bereketlendirsin inşallah. Amin Ata Bey. Çok şükür kardeşim. Hey maşallah. Maşallah. Maşallah beyim. Sana söylemiştik beyim. İyi olacağım demiştik. Batur Bey'dir bu. Beyim. Sen de sıhhatinden şüphe edip buralara kadar bu yüzden mi geldin Batur Bey? İyiyim, iyiyim, merak etme. Çok şükür beyim. Ama tadınızı kaçıracak bir havadisim var. Nedir Batur Bey? Söyle. Sultan Tuğrul Bey Hazretleri suikaste uğramış. Bu konu tartışmaya kapalı Sayın Arkadius. Bakın bir kere daha tekrar ediyorum. Herbe Baspurakan topraklarına adımını atamaz. Bu topraklar benim. Haddinizi aşıyorsunuz. Kayseri karşınıza almamanızı öneririm. Kararları Tekfur Kekavmenos vermeye devam ettiği sürece önce Baspurakan, sonra Ani Türklerin olacak. Ki bu toprakların Selçuklu ve Roma arasında tampon bölge olduğu düşünülürse Kaiser'in bu duruma çok öfkeleneceğine eminim. Ülkesinden sürgün edilmiş bir Gürcü prensin sözüne nasıl güvenebiliriz? Ya sizin sözünüze? Baspurakan'da her şeyin yolunda olduğunu söylemiştiniz. Ama aksi çıktı. Peki ya şu dostumuz Herbe? Bize bu iyiliği neyin karşılığında yapacak? Sözüm karşılığında ve tabii sizin bana vereceğiniz söz karşılığında. Vaspurakan valiliğini sözünün hiçbir değeri olmayan bu tekfurdan değil, Kaiser'in tüm yetki ve gücünü elinde tutan sizden istiyorum. Yeter artık. Yeter, yeter, yeter. Bu saçmalığı daha fazla dinlemeye niyetim yok. Ben Roma için savaşlarda ömrümü çürüttüm. Teklifinizi Kaiser'e danışmam gerekiyor. Nasıl isterseniz.
Ne oldu? Neyin var Karacaoğlum? Sandım. Çok sandım var, yardım gerek. Tez durdurun arabayı. Tez arabayı durdurun. Karaca Hatun fenalaştı. Neyi vardır Karaca Hatun? Sancılandı. Allah saklasın. Karnındaki balaya bize bay gelebilir. Tez hekime yetiştirmemiz lazım. Tez beni Akın Ayana'ya götürün. Ne durursunuz? Karnındaki balı Ali Selçuklu kanındandır. Ona bir zaval gelirse gerisini siz düşünün. Çevirin atları. Oba daha yakındır. Tez obaya gideriz. Haydi. Bu kalleş tertip yalnız size değil, Ali Selçuk'a da yapılmıştır sultanım. Küffara Tezel'den en şiddet cevabı verip cüretlerinin hesabını sormak bize farzdır. Akın var oğlum. Sefer hazırlıklarımız küffarın yüreğine korku salmıştır. Gayrı kavrulup dursunlar. Şimdi o ürkek kalplerini sökmenin vaktidir. Biruni Hazretleri, mevcuttaki mancınıkların menzil ve kuvvetini arttırdığınızı söylemiştiniz. Bunları yeniden imal ile en fazla ne kadar ırığa atış yapabiliriz? Tahribat menzilini 500 arşına kadar çıkardığımı düşünüyorum. Ama henüz tartıp sınamadık. Sınarız o vakit. Onlarla Bizans'ın en mühim merkez karakoluna çoğu mühimmatı tuttukları Kapetru'yu vuracağız. Küffar dediğin o karakolda sadece mühimmat değil. Mühim evraklar da saklar diyebilir. Gizli mühimmat üslerinin yerleri, türlü haritalar, alınan verilen vergiler ve dahi cevher yatakları ile alakalı mühim evrakların yekününün orada tutulduğu söylenir. Eğer orayı yerle bir edersek onlara da... Kaygı etme Atabey. Dediğin gibi mühim evrakları o karakolda tutarlarmış. Ama evrak mahzeni karakolun altında emniyetli bir sahadaymış. Evvelce Alpagut söylemişti. Hiçbir vakit saldıramayacağımızı düşündükleri Kapetru'yu yerle bir edersek sadece onların yüreklerine korku salmayız. Mahzendeki evrak içinde sefer öncesi işimize yarayacak bir şey varsa onu da ele geçirmiş olacağız. İsabetli bir karar yeğenim. 500 arşın mesafeyle sokulmak kafi gelecektir. Mancınığı bu yeni haliyle kullanabiliriz o vakit. Hasan Bey, sen de Vaspuraka'nın fethi için fetvanı hazır eyle. Buyruk sizindir sultanım. Sultanım, münasip görürseniz fetihte serdar olarak ordumuzun önünde sizi görmek isteriz. Ömrünce Türk'e serdarlık etmiş Horasan Arslan'ı ağabeyimiz Çağrı Bey bu vazifeye en layık kişidir. Buyruk devletli sultanımızın. Gönlümden geçen de bu idi. Vazifeyle gelince Ali'yü'l-Ala oldu. İsabet buyurdunuz sultanım. Hem böylelikle Çağrı Bey'im Ali Selçuk ordusunun serdarı olarak Şehit Hatun'un intikamını da katili Keka Menos'tan almış olacaktır.
mu kötüsün Karaca Hatun? Dayan. Dayan. Olaya az kaldı. Sen benim hayatımı elimden aldın. Ben de seninkini alacağım amca. Sultan, meselenin herkes tarafından malum olmadığını bilseydim, huzurda dinlendirme gafletine düşmezdim. Biz daha şikar olmayanı sen nereden bilirsin İbrahim? Bu hakikate vakıf olup da başkaca saklayan var mıdır? Benimle yalnız bırak. Alparslan. Sen kal yani. Bu hakikati benden. Sakin ol. Berk dur ağabey. Sır sakladıysak yüreğini ateşlere koymayalım diyedir. Bu hakikati bilsen hangi kuvvet seni vas bırakana gitmekten alıkoyardı? Ben dahi karşında dursam beni aşardın. Vakti geldiğinde sen beni ne hallere koydun Tuğrul? Ben canımdan öte sevdiğin hatunumun kanını döken o soysuz ile mi anlaştım? Otağımda konuk edip bir de canını müdafaa mı ettim? Kardeşim ağrı bana nasıl reva gördü? Ağabey. Ağabey deme bana. Nereden bileceğim yeğenim? Bizans generali Dukas söyle derim sana. Hem ben siz haberdarsınız sanırım. Mesele hakikati kimin bilip bilmediği değil. Mesele senin lafını sözünü tartmadan konuşman. Böyle bir mecliste şehit anamın adını ağzına alman. Senin bu ettiğini toy bir melik dahi etmez. Yani daha sözüm bitmedi. Hiç mi tartmazsın lafın ucu nereye gider diye. Dediklerime bir sen bir de sultanımız şaşırmadınız. Belli ki bunca vakit bu kadar mühim bir malumatı babandan saklamış, atan ile arana sır koymuşsun. İbni kabahatli bu sırrı hakiki sahibini ayan eden ben miyim? Yoksa sen mi? De bana. Boşuna çabalama yani. Kendi ayıbını benim sırtıma yükleyemezsin. Ali Selçuk meliklerine bu vaziyet yakışır mı? En azından kulu olduğunuz kapının önünde etmeyin. Ağabey, bizi de anla.
Endişemize kulak ver. Cesaretin cümle cihanın malumudur. Ancak bu cesaret hırs ile büyüyünce başımıza neler geldi görmez misin? Şehveri mi dersin? Canından bir can tehlikedeyse ben nasıl yerimde dururum ha kardeşim? İşte bunun için söyleyemedik ağabey. Çağrı Bey ta gençliğinden beri böyle değil midir? Hatırlar mısın? Burhan bize bir oyun tertip etmişti. Hakkı sıra bizi tuzağa çekip rehin alacaktı. Ama bir türlü başaramadı. İkimizi bir yakalayamayacağını anlayınca beni tutsak etti de başına görüp görebileceği en büyük belayı aldı. O bela neydi ağabey? O bela Mikailoğlu Çağrı'ydı. Babamın yadigarını, anamın göz nurunu hain bir tertip ile rehin alacaklar. Çağrı bir kenara çekilip sineye mi çekecek? Benim ağam çekmedi. Çekmez. Burhan'ın 130 kumandanını esir ettin sen. Neye uğradığını şaştı çıyanlar. Ağabey. Allah seni başımızdan eksik etmesin ağabey. Etmesin ki başımıza bir hal geldiğinde Çağrı Bey'imiz vardır deyip daima ümit var olalım. Meseleye iyi tarafından bakın Sayın Tekfur. Sonuçta sevgili yeğeniniz Evdokya hain bir yüzbaşıyla değil, Kayser'e yakın bir generalle evlendi. Aman aman, Tanrı mesul etsin. Şu anda ne Evdokya ne de sen umurumdasınız. Selçuklu'nun yaklaşan adımları kulağınızı tırmalamaya başladı demek. Selçuklu, Vas Burakan'a asla ağlamayacak. Buna izin vermeyeceğim. Peki ya Lipariter ve Herme? Selçuklu almasa dahi Kayser Ratin'in teklifini kabul ederse bu kez de onlar Vas Burakan'ı almış olacak. Bunu görmüyor olamazsınız. Hayat ne tuhaf. Birbirimizden nefret etsek de daha çok nefret ettiklerimiz yüzünden her zamankinden daha yakın olacağız. Babam hep şöyle derdi general. Çıkarlar olmasaydı insanlar yalnız kalırdı ve yalnızlık öldürür. Türklerden daha hızlı hareket etmeliyiz. Her an buraya gelebilirler. Sevastya'dan kuşatmada kaleyi uzun bir süre idare edecek gıda, ilaç ve silah ihmali istedim. Efendim, her yer tarandı. Ancak yüzbaşı Diyojen'e ait bir iz bulamadık. Beceriksizler! Yer yarılıp içine girmedi ya bu adam. Hemen yeni bir birlik kurun. Başında bizzat ben olacağım. Yer yarılıp içine de girse bulacağım onu. Yolda aniden sancılandı. Hemen geri döndük çaresiz. Karaca Altun, hadi inmesine yardım edelim. Cadı! Ne yaptın sen?
Karaca Hatun. İnmesine yardım edelim. Haydi tez şifa çadırına gidelim Karaca Hatun, haydi. Haydi. Karaca Hatun, haydi. Diyojen kaçarken mutlaka arkasında bir iz bırakmış olmalı. Gözünüzü dört açın. Siz bu tarafa. Siz bu tarafa. Siz benimle gelin. Erbaskan'la Batur Beylerle beraber mancını hazır edin, Biryuni Hazretleri. Tez vakitte küffarın mühimmat karakolunu yerle bir ederim. Ben de varıp babamın gönlünü alayım Ata Bey. Yol boyunca yüzüme bakmadan. Ürünü ferah tut beyim. Yel kayadan ancak toz aparır. Çağrı Bey'imiz metanetliydir. O da vakti gelince anlayacak idir elbet. İnşallah. İnşallah Ata Bey'im. İnşallah. Ağabey. Karaca Hatun. Yolda fenalaşmış. Obaya geri döndü. Nerededir? Şifa çadırında. İstirahattadır beyim. Süleyman şehverimin canına sebep olanı sakladı. Sen ise hatunumu benden alalı. İki evladım. İkisi de. Dirayetimden mi şüphe ettiniz de gayrı benden sır saklar oldunuz? Gayrı ben. Evlatlarımdan gayrı. Kime icmat edeyim? Orasan Arslan'a. Ali Selçuk'un iki direğinden biri Çağrı Bey'in dirayetinden şüphe etmek kimin haddine baba? Ama sen de bilirsin ki sana en çok benzeyen evladım benim. Bununla da hep gurur duydum. Biz ki sevdiklerimizin canına zeval geldiği vakit karşımızda yüce dağlar sıralansa yıkar geçer, cihanı yakarız. Bu fıtrat ki bize hem ecir hem kahır verir. Bizim bu cihandaki en büyük imtihanımız da budur. Şimdi söyle. Fıtratımız bu iken anamın katili Kekamenos'tur diye sana nasıl derdim baba? Peki ya sen? Ya sen bilip de nasıl dayandın bunca kahra? O soysuz bu obada konuk olurken
onun canını korur iken nasıl mani oldun içinde kopan bunca tufana? Benim yüreğim korulmadı. Sönüp sönüp ateşlerde yanmadı mı bana? Ama o zalimi o vakit öldürseydin, yalnız kendi intikamımızı almış olacaktım. Gayrı ben, yalnız kendi nefsimi değil, cümle mazlumların öcünü kendime vazife bilirim. Sizden gördüğüm eder, ilahi kelimetullah davasını kendi intikamımızdan yiye tutarım. Sen de bilsen aynını yapardın. Dini devlet selameti uğruna yüreğin yana yana kendine mani olurdun. Bu yük ile bir de senin yüreğin yasın istemedim. Sana bunu edemedim baba. Edemedim. O benim gül kokulu hatunum ise senin de anandı. Yüreğinin dirayetini sabırla percinleyip sen ne imtihanlar vermişsin oğlum. Ama bilmek isterdim. Bunca yıldır ananın yokluğunu beraber üleştik. Bu taşıdığın yükü de üleşmek isterdim. Varım var Süleyman. Ne diye sözüme itimat etmezsin? Bakın Ayana, vaziyetine iyice bak. Gerçekten doğru mu söyler? Arzu sancısı var mıdır? Bakarım bey, merak etmeyiz. Dua et de balamın canı yerinde olsun. Eğer bir daha yalan söylersen, seni elimden kimse alamaz. Kızım, haydi siz de çıkın. Ben iyice bir bakayım Karaca'ya. Aç hele kızım bacaklarını. Lüzum yok Akın'a yana. Araba sarstı beni. Yolu iyi gelmedi. Ondandır sancım. Şimdi dinlenince geçer. Olur mu öyle şey kızım? Bebenin vaziyetine bakmak lazım. İyi midir, değil midir bilelim. Haydi. Aç hele. Dünü bugününe denk olan bizden değildir. O da biz gibi yerinde saymadı. Evvela tekerleklerini büyüttük. Gayrı hareket kabiliyeti iki katına çıkmıştır. Bu da bize cenk esnasında üstünlük sağlar. Hafif olsun diye yük haznesini kızıl ağaç ile yeniden imal ettik. İşte akıl. Böylece gerilen ip haznedeki yüke daha fazla kuvvet verecek. Çekme hazinesini büyütmemiz menzili arttırmıştır. Şu kaya büyüklüğünde gülleyi 500 arşın atar mı dersin? Emeğimiz çok ama bu mancınık o kayayı 500 arşına göndermez. Bu mancınıkla taş gülle atmaya kalktığımızda 500 arşını göremeyiz. Görsek bile
Küffarın mühimmatını zayi etmek için karakolu durmadan dövmek gerek. Ama biz onları başka bir yük ile vuracağız. Nedir o yük? Katranı neft ve kükürt ile karıştırdı. Ağırlık edip hedefi tam vursun diye de az miktar taş koydu. Sen ne dersin Akın Ayana? Bebeğimi mi kaybetmişim? Maalesef kızım. Nasıl olur? Bebeğim öldüyse benim de yaşamamın bir anlamı yok gayrı. Ha? Allah benim de canımı alsın Akın Ayana. Kızım ver şunu bana. Bırak dedim Akın Ayana, bırak. Yaşamanın anlamı yok artık. Hocam ver. Ne yaparsın? Delirdin misin? Bırak ana. Bırak, bebeğim öldüyse benim de yaşamamın bir anlamı yok artık. Bebeğim öldü gayrı, canıma kayacaklar. Buna zerre üzülmem ama Süleyman öğrenirse kahrolur. Ana. Kurbanın olayım deme Süleyman'a. Olur mu hiç öyle şey? Sen anasıysan o da babası. Saklanır mı hiç böyle şey? Ana bırak o vakit bari ben söyleyeyim. Akça'yla bir olup babadan gitmeme sebep oldunuz. Akça'dan duyar duymaz gittin söyledim. Koruyup kollayacağına, acıyacağına yaktın beni. Bari buna müsaade et. Ben Erim'le konuşayım. Tamam mıdır Akın Ayana? Sana derim Akın Ayana. Gel oğul gel. Ne oldu, neden ağlar? Süleyman, ağrım var derim. Kolay mı sanırsın bu gebelik? Doğru mu söyler? Nesi var? Dinlenmesi gerektir oğul. Bugün dinlensin o vakit. Yarın sabah erkenden ve temelli buradan ayrılacak. Eğer sen söylemez isen ben söylerim. Bilesin. Söz ona diyeceğim, ben diyeceğim. Sultanım, bilmeden de olsa bir yanlış yaptım. Hem sizin hem Çağrı Bey'in öfkesini arladım. Kusurluyum. Ama kusurum kaygımdan büyük değildir. Müsaadeniz olur ise devletim için güttüğüm kaygımı anlatmak isterim. Sözü öz söylemek sanattır Yunal Bey. Kaygın neyse değer. Kaygım şudur ki sultanım, söylediklerimle Çağrı Bey'imin yarasını açtım. Acısını ilk günkü gibi hissetmesine sebep oldum. Korkarım ki Çağrı Bey'in bu öfkeyle başına olmayacak işler açacaktır. Selçuklu aslanı, Horasan hakimi Çağrı Bey'in bugüne kadar gözünü dikip de hedefini şaştığı, pençesini atıp elini uzatamadığı vaki değildir. İşte bu sebeple gözünü intikam hırsı bürümüş bir Çağrı Bey'in... Kılıçlarımız da memleketler almış, cihan devleti olmuş isek bu... Bize kılıç tutmayı öğreten
Mikailoğlu Çağrı Bey sayesindedir. Şimdi sen onun savaşta zafiyet göstereceğini mi ima edersin? Çok değil. Az vakit evvel yeğenimiz Şehver'in başına gelenler malumunuz. Siz ilmi siyasetle çözüm arama çabasındayken Çağrı Bey hissi davranınca aynı şeyin tekerrür etmesinden endişe duyarım Sultan. Devletin 99 aklı bir kalbi vardır. Öyle bir vakit olur ki o bir kalp 99 akla galebe çalar. Devlet diye düşen kalbin akla üstün gelmemesini sağlamaktır. Selcan Altun Karaca'nın geri dönmesine çok öfkelendi. Öyle. Öyle de Karaca'nın sıhhati yerine gelmeden de göndermek olmaz. Hele bir toparlansın da. Herkese deva olurken kendini ihmal etme ana. Bak Alpagut'a söz verdim. Senin sihatine beni memur etti. Ona göre. Akça Hatun. Buyur beyim. Ben iyice düşündüm. Atal Bey'ime vaziyeti söylemen gerek. Hem de hemen bugün. Üzerine bakamaz oğlum. İçim içimi yer durur. Ama beyim, konuşup anlaşmadık mı? Bilirsen. Sen de bilirsin ki ben de buna benzer bir sebepten babamdan bir sır saklardım. Ama bir kez de anladım. Onlara iyilik edelim derken aksi olmakta. Anladım ki sevdiklerimizden hakikati ne kadar uzun müddet saklarsak gönülleri o kadar çok kırılır. Bu dediklerimi düşün, huvakarlı etme. Biraz sakin ol hatun. Mevzu bahis sıhhat ise biraz daha katlanacağız Karaca Hatun'un yakınımızda olmasına. Hem taşıdığı emanet bizdendir neticesinde. Öyledir, öyledir de beyim. Gayrı bunun ağzından çıkan hiçbir söze inanasım gelmez. Yine bir dolap çevirir gibi gelir bana ama. Sen içini ferah tut. Aklına bir şer getirme ki şerri önümüzde bulmayalım. Hem Süleyman daha da üzülür senin bu haline. Etme.
Bu mesafeden güçlü ve isabetli bir atış yapabilir miyiz? Emin misin Biruni Hazretleri? Hesapların muvaffak olacağımızı söyler. Ama görmeden bilemeyiz. Biruni Hazretleri, öyle ince bir hesap ile kurdunuz ki düzeni, varacağı hedeften şaşacağını hiç sanmam. Neyi bekleriz o vakit? Neticeyi bir an evvel görelim. Görelim Süleyman Bey. Hazırladığımız fıçılar getirilsin. Ateşin sesi yeri göğü inletecektir. Küffarın harekete geçmesi uzun sürmez. Biz altlarla beraber karakola saldırdığımız vakit sen mancınıkla Biruni Hazretlerini emniyetle obaya götürürsün Süleyman. Tamam kardeşim. Düştüğü yerin harı bol olsun inşallah. Amin. İnşallah. Her yere iyice bakın. Çakallar inlerindedir. Gayrı korumuzla cehennemde kavrulsunlar. Haydi biz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah! Ses ne? Maşallah. Vurdun kafiri. Maşallah. Maşallah. Lanet olsun. Kapes şu karakolu. Bu sıradan bir patlama değil. Kesinlikle Türklerin saldırısı. Kesinlikle. Tahmin ettiğim gibi Selçuklu yakınlarda. Herve haber bekliyor. Umarım Kaiser'den bir an önce teklifimizle alakalı bir cevap alabilirsiniz Sayın Müfettiş Arkadius. Siz ne duruyorsunuz orada? Çabuk Türklerin orayı ele geçirmesini engelleyin. Derhal. Şükür ya Rabbi. Sultanımızı o kalleş tertibi kuranlara hak ettikleri cevabı verdik. Var olasın Üstad Biruni. Şimdi gidip kül olmadan şu evrakları kurtaralım. Haydi aslanlar!
Hayda! Ya Allah! Ya! Bu mancınıklar çok işimize yarayacak üstad birini. Üç tanesi dahi Vasbrakan surlarını yıkmaya yetecektir. Her biri bu mancınıktan kat be kat büyük ve tesirli olacak. Kat be kat demek. Arradelerin imali ne kadar vakit alır üstad? Hesaplarıma göre bir aya yetişecektir inşallah. İnşallah, inşallah. Gaflettir oldu abi. Vaziyeti bilmez dedim. Büyüklük edip bağışla. Gönül konma. Senin bir kabahatin yok. Ortada bir kabahat da yok. Sitem edip gönlünüzü kırdıysan eğer acımdandır. İlaveten hatunumun katilinin Kekalmenas olduğunu imdi öğrenmem de isabet oldu. İmdi gayrı ordumun başında Vasbrakan'ı fethetmeyi daha da çok isterim. Gayrı cümle cihan bir araya gelse dahi hiçbir kuvvet beni küffarın kanını sel edip Vasbrakan'ı almaktan geri koyamaz. Kaygı gütme ağabey. Dediğin gibi halife buyruğu bile gelse Vasbrakan'ı yurt toprağı kılacağız. İnşallah. Ama ben seni ordularımızın önünde değil, ardında, yanımda görmek isterim. Sen ne demek istersin kardeşim? Sözü açık söyle. Ağabey, sözüme karşı durmadan evvel beni iyice dinle. Anla isterim. Öcün öcümüzdür ve gereğince alınacaktır. Ola ki yüreğindeki yangın sefer serdarlığının yanında üzerine yük olur. O vakit bırakalım o yükü Ali Selçuk'un yiğitleri paylaşsın. Boşuna nefesini tüketme kardeşim. O dediğin olmaz. Kekalmenos'un kanı bana helaldir. Burada yük diye dünyayı sırtıma alıp Vasbrakan'ı da, o soysuzun başını da ordumun önünde ben alacağım. Böyle mi olacaktı Süleyman?
yüzüme bakmaya kıyamazken, koklamaya kıyamazken düşman mı olacaktın bana? Yanıma uğramaz mı olacaktın? Bunların hepsinin sebebi sensin Akça. Sensin. Karaca Hatun. Ay. Ana benim çok sancım vardı. Ben de sen uyuyunca Akça Hatun'dan isteyeyim dedim. İlaç. Söyledin mi? Söyleyeceğim onu. Söyleyeceğim. Sağ ol. Arkadius, Sevasya vilayetine ulak gönderip yüklü miktarda erzak ve pusat talep etmiş. Gayrı Vaspurakan'ı kuşatacağımızdan şüpheleri yok demek idir. Sadece Sevasya değil, Bizans'ın çevre vilayetlerinden toplayabildikleri her ikmali kaleye yığıp kuşatmaya hazırlanacaklar. Sevasya'dan çıkacak ikmal kervanının Vaspurakan'a varmaması gerek. Müsaaden olursa küffar kervanına baskın yapar, yükü her neyse ganimet ederiz evelallah beyim. Vazife senin ve yiğitlerinindir Batur Bey. Daha ordumuzu karşılarına çıkarmadan üreklerine korku saldık bin şükür. Vaspurakan'ı aldığımız vakit Hürkmez sırası Ani'nin, Sevasten'in, Kapadokya'nın ve dahi Konstantinopol'ündür. İnşallah. Dur orada. Asker sakin. Sakin. Sakin olun. Silahsızım. Tekfur'la konuşmaya geldim. Bağla ellerini. Peki. Sadece Tekfur'la konuşacağım. Verilen emri yerine getiriyoruz efendim. Vay vay vay. Seni gökte ararken yerde bulduk Diyojen.
Beni şaşırtıyorsun Diyojen. Teslim olacağını hiç düşünmemiştim. Teslim olmaya değil. Tekfur'la konuşmaya geldim. Öyle mi? Ne konuşacaksın Tekfur'la? Dediğim gibi. Tekfur'la konuşacağım. Atın zindana. Kimseyle görüşmeyecek. Sana Tekfur'la konuşacağım dedim. Tekfur'la konuşmak istiyorum. Beni Alparslan Bey'e götürün. Diyeceğim mühim şeyler var. Bağlayın ellerini. Eski mancınağa yapılan tamir ve o neft karışımı karakola böylesi bir zayiat verdiyse, Biruni Hazretlerinin imal edeceği o üç büyük mancınık Vaspurakan burçlarını yerle yeksan edecekler. Biruni Hazretlerinin ilmi en az Horasan hakimi Çağrı Bey'in bileği kadar kuvvetlidir. Meclisinde böyle sardarları, uleması olan Hakan'a başkaca övünç lazım değildir. Bizim büyüklüğümüz ancak Hakan'ımızın bize bahşettiği kadardır. Karakolun evrak mahzeninden getirdiğiniz evrakları etraflıca tetkik etmek gerekir Alparslan. Yanımıza alabildiğimiz kadarını aldık bey. Elimizdekilerin çoğu haritadır. Atsız bizzat alakadar olup onları tasnif edecek. Sultanım, beyim. Ferzat obaya gelip teslim oldu. Derdest edildi ama defaatle sizi görmek istediğini söyler. Çağrı Bey! Alparslan Bey! Sus, zorluk çıkarma, yürü! Diyecekler mühimdir der, ne diye anlamazsınız? Alparslan Bey! Altların benim sayemde kurtuldu. Mükafatı bu mudur? Dukası ben sana vermedim mi İnal Bey? Yalansa yalan be. Dur. Getirin buraya. Sen ne dersin? Ne dediğimi duydun Alparslan Bey. Alpların benim sayemde kurtuldu. Doğru söyler. Dukası bulan o. Asıl diyeceğim başkadır. Her ne hal olur ise olsun, İdam hükmü verilmiş ve sonradan kaçmış bir sefil hangi cüretle karşımıza dikilip de konuşur? Beni zindana atmadan evvel diyeceklerimi dinleyin. Mühimdir. Bizans'la alakalı. Her ne haber yahut sır verirsen ver, ne diye güvenelim sana? Devletin asmımız Bübehilel'le başlayan ihanet zinciri nerede koptu da sana itimat edelim? Bübehilel!
Bölgeyi adım adım dolaştım. Her karakolun etrafında gözlemciler var. Bir mancınığın isabetli atış yapabilmesi için hedeften uzaklığı en fazla 200 arşın olması gerek. Gözcüler bu mancınığı fark etmediyse atış çok daha uzak bir yerden yapılmış olmalı. Bu da Türklerin elinde çok güçlü bir mancınık olduğu anlamına geliyor. Sayın Tekmur! Sayın Tekmur, beni dinlemelisiniz. Gör. Diyorcan bu. Diyorcan bu. Sayın Tekmur! Beni dinlemelisiniz. Sayın Tekmur! Sayın Tekmur! Hadi. Selçuklu'nun savaş planını biliyorum. Beni dinlemelisiniz. Aranan bir kaçaksın. Burada gırtlağını kesersem kimse beni suçlayamaz. Şimdi çeneni kapa ve zindana yürü. Sayın Tekfur, Selçuklu'nun savaş planını biliyorum. Karakola neyle saldırdıklarını gördüm. Ne konuştuklarını da duydum. Şunu çabuk zindana götürün. Çabuk! Dönün. Anlat. Seni dinliyorum. General Dukas'ı öldürmeye teşebbüsten seni sonsuza dek zindana attırmamam için umarım bize işimize yarayacak bir şeyler anlatırsın. Efendim, Capetru karakoluna yaptıkları özel bir mancınıkla atış yaptılar. Ama sizi uyarmam gereken esas konu bu değil. İsterseniz bunu askerin yanında değil, içeride konuşalım. Peki. Çözün ellerini. Sayın Tekfur, ne yaptığınızın farkında mısınız? Bu kez farkında. General. Güzel. Kaçak olduğunu bildiğin halde, hakkında verilen hüküm ortadayken neden derdest etmedin Ferzat İnal Bey? Edecektim Sultan. Edecektim ama Ferzat'ın verilen hükümle alakalı da diyecekleri var. Bir de siz işte nihai kararı siz verin istedim Sultan. Bizans ile alakalı diyeceklerin olduğunu söylemiştin. Diyeceğim Alparslan Bey. Az sabret. Evvela meramımı dile getireyim. İşlediğim hatanın farkındayım Sultan. Bunun bedelini ben hariç bütün erlerim canlarıyla ödediler. Şimdi sizden dileğim odur ki o çarpışmada Ermenilerden kan sahibi her kim var ise bulunup huzura getirilsin. Onlara soralım. Benim canımı mı isterler? Yoksa kan bedeline razı gelirler. Verecekleri cevaba göre hakkımda her ne hüküm çıkarsa razıyım. Vaspurakan fethinde ve daha nicelerinde ben de sizinle omuz omuza cenk etmek isterim. Sırtımızı da omuzumuzu da ancak sağlam dağlara yaslarız Ferzat. Hemen celallenme Alparslan Bey. Size sadakatimin kaviliğini ölümün değil, dirimin daha çok işinize yarayacağını ispat için Bizans'la ilgili vereceğim malumatı dinleyin. Sana neden güvenelim? Bu söylediklerin alacağın cezadan kurtulmak için uydurduğun bir yalan olabilir. Kesinlikle Sayın Arkadyus. Doğru söylediğimi
Selçuklu Vaspurakan surlarını yıkıp geçtiği zaman anlayabilirsiniz ancak. Sultan Tuğrul suikastinde başarısız olduğumun farkındayım. Ancak bana bir şans daha verirseniz o üç devasa mancını ortadan kaldırabilirim. Selçuklu mancınıkların yenisini yapmak istese bile bu en az bir ay sürecektir. Bu şartlar altında bahara kadar Kayser'in Uz ve Peçenek meselesini çözüp bize destek vermesini beklemekten başka çaremiz yok. Saçma. Bu söylediklerin doğru bile olsa mancınıkları nasıl yok edeceksin? Elini kolunu sallayarak Selçuklu topraklarına girebileceğini mi sanıyorsun? Girdim bile. Şu an oradayım General Lucas. Ne demek istiyorsun sen? General Lucas kendisini yakından tanır. Ferzat. Ellerim kelepçeliyken zindan arabasından nasıl kaçtığımı zannediyorsunuz? Tabii ki Ferzat sayesinde. Ferzat da en az bizim kadar Selçuklu'ya öfkeli. Onunla bir anlaşma yaptım. Şu an obada olmalı. Sözde bizim hakkımızda Selçuklu'ya bir sır verip onların güvenini kazanacak. Sonra da o üç mancını ortadan kaldıracak. Tabii benim küçük bir işaretimle. Sizce güvendiğim bir planım olmasa zindana atılacağımı bile bile gelir miydi? Daha fazla geç kalmadan harekete geçmeliyiz. Bu verdiğin mühim malumat ve alpları kurtarmana karşılık sana son bir fırsat verip kan sahiplerini çağırıp soralım. Bakalım paranı mı isterler yoksa canını mı? Eğer canını bağışlarlarsa ne âlâ? Kafirlerin aklı şaşsın. Biz nereye çattık desinler. Hayda bir yiğitler! Davranın! Bu şahsın hükmü sizin elinizdedir. Kanınızdan olanları katletmiş, suçunu da inkar etmeyip itiraf etmişidir. Şimdi kan bedeli karşılığında bu şahsın canını bağışlar mısınız?
Bunun canının bize verebileceği hiçbir şey yok. Ama malı, geride kalanların rahatlık içinde yaşamasına yeter de artar. Biz söylenen kan bedeline karşılık canının bağışlanmasına razıyız. Selçuklu her yerde olmak zorunda mı? O kervandan nasıl haberleri oldu? Bu nasıl olabilir? Akıl alır gibi değil. Ne varsa hepsini almışlar. Hepsini. Hiç merak etmeyin Sayın Arkadius. Mancınıklar ortadan kaldırıldığında kuşatma olmayacağı için Selçuklu'nun ele geçirdiği kervana da ihtiyacımız olmayacak. Diyojen haklı. Bırakalım da son kez sevinsinler. Fakat bu durum bize bir kere daha gösterdi ki ağzımızı sıkı tutmamız lazım. Çünkü casus hala aramızda. Ana, niye kalktın bu halde? Gece vakti nereye gidersin? Duramadım ben kızım. Bu ilacı Karaca Hatun'un mutlak içmesi lazım. Ne oldu ki? Sancısı mı tutmuş yine? Gayrı bebe yok artık Akça. Nasıl? Düşürmüş mü yoksa? Ağlı hiç al değil. Kimseye bir şey söyleme. Süleyman'a ben kendim diyeceğim dedi. Sen söylemezsen ben söylerim dedim. Ama bunu içmesi lazım gelir. Maazallah. Düşük yaptıktan sonra vücudun sıkıntısı çok olur. Sen ver ana. Ben götüreyim. Sen geç yerine. Karaca Hatun'un dönüşüne dertlenirsin bilirim. Sadece seni değil. Herkesi huzursuz etti ama senin yükün ağırdır Süleyman. Bunca keder yüreğini yorar yeğenim. Ferah tut içine. Zaman geçer. Her şey yerine oturur. Ama böyle için için kendini yiyip duracaksan var git ona lafını söyle. Yükün hafifler işteyse yeğenim. Yok. Alparslan'da kalacağım bu gece. Söylenecek bir şey kalmadı. Söz bitti. Her şey bitti. Ben biraz hava alacağım.
Sonra gelirim Alparslan. Karnındaki bebek hatrının hayatını bağışlarım. Bundan gayrı obada barınma mümkün değildir. Yarın sabah Veleç Kalesi'ne gidecek. Bebek doğana kadar orada kalacaksın. Torunum doğunca onu bize verecek. Canının bağışlanması karşılığı Merv'i terk edeceksin. Gel. Nasıl oldun? Daha iyice misin? İyiyim. Akın'a yana muhakkak gitsin diye gönderdi. Hem sabah hem akşam. Aksatmamak icap edermiş. Geber! Ne yaparsın sen? Bırak! Bırak! Kudüs'e öldüreceğim seni. Sen! Kalacağım. Kendine gel. Bırak. Bırak dedim, bırak. Bırak! Sonunda layığını bulacaksın. Karaca! Bırak! Karaca ne yaparsın? Bırak Karaca. Dedim. Bırak dedim. Süleyman bırak. Karaca ne yaparsın? Bırak! Bırak! Karaca kendine bırak. Gel! Bırak. Süleyman bırak! Karaca! Bırak! Karaca! Karaca! Balamı öldürdüm. Balamı öldürdüm. Hem Altun'umu hem balamı öldürdüm.
Bahsettiğin adamın işin üstesinden gelip mancınıkları ortadan kaldırabileceğinden emin misin? Hiç merak etmeyin Sayın Arkadius. Selçuklu'nun kuşatmada kullanacağı tek bir mancınık bile kalmayacak. Umarım bu kez başarırsın. Ben de görevini iade edip Konstantinopolis'e dönerim. Endese üstadlarımızın, dahi silahdarlarımızın ve yiğit alplarımızın emekleriyle büyük mancınıklarımızın tamam olması yakındır inşallah. Son safhadayız. Biruni Hazretleri'nin büyük mancınıklarını Vaspurakan Kalesi'nin şimal, garp, cenup yüzlerindeki üç kuvvetsiz mevkiye mevzilendireceğiz. Küçük mancınıklarımız, okçu kuvvetlerimiz ve dahi ordu ağırlığımız şark cenahında mevzilenecek. Karakolun mahzeninde ele geçirdiğimiz evraklardan öğrendik ki kale içinden şimal civarındaki köylere kadar uzanan dehlizler var. Buraların tutulması da mühimdir. Küffar kaleden gidecek geçit bulamaz ise sıkışır kalır. Ve dirayetlere düşer. Ermeni köyleriyle alakalı da tedbir almamız gerek. Kuşatma sırasında sırtımızı kollayamazsak Allah korusun. Sultanım, malumunuz Batur ve Yusuf Hacı Beyler ile Vaspurakan köylerinin yekününü gezdik. Ahalinin ahvalini iyice tarttık. Ayrıca karakoldan getirilen şu evraklarla da iyice ispat olundu ki çiftçisinden esnafına cümlesinin beli vergilerden bükülmüş vaziyette. Onlara Selçuklu'da cari olan vergi usulünü anlattığımızda ise hepsi hayret içinde kaldılar. Hasılı kelam bu topraklarda artık Bizans'ın yalnızca adı kalmış sultanım. Tek bir Adem'in dahi yüreğinde devletine bağlılık kalmamış. Tebaasının yüreğinde yar edememiş Bizans'ın adını da biz sileceğiz evvelallah. Hak Teala bizi mazlum yüreklerden ırak eylemesin. Nasihatçıların sayısını arttırın. Cümle esnafı, sanatkar ve zanaatkarları Ali Selçuk himayesine davet edin. Ekserisi Roma'nın ateşinin zulmünden gölgemizin serinliğine akın edeceklerdir. İnşallah. İnşallah. Sultanım, Sebaste'den gelen ikmal kervanları gibi diğer vilayetlerden de gelmesi muhtemel olan takviyeler olacaktır. Siz de destur verirseniz Erbaskan Bey'i Viyana, Batur Bey'i Viyana göndereceğim. Diğer iki tarafı da kılıç kıran ile kutaytacak. Belirlenen güzergahta bir hareket sezerlerse haber salacaklar. Selametle git. Sultanım destur var ise biz de Biruni Hazretleri ile ordugaha varıp eksiğimizi tamam edelim. Gayrı fethi için sabrımız kalmadı. Rabbim yolunuzu açık etsin. Destur sizindir.
Hazırlanın. Ordugah'a gideceğiz. Yolcu yolunda gerek. Biz de çıkalım bu vakit Batur Bey. Öyle değil mi? Öyle. Hazırlıklar tamam. Yola revan olalım. Bir yere kadar yönümüz bir. Sonra ayrılırız Erbaskan Bey. Allah yoldan ayırmasın Batur Bey. Amin. 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 Nedir kararın Akçat? Babana söyleyecek misin? Yapamam beyim. Çok düşündüm. Bunca zaman nasıl susup sabrettiğimi bir ben bilirim bir Allah. Ben devletimi, yurdumu, kendi canımdan da, sevdiklerimi canımdan da aziz bildim. Vazifemi her şeyden öte tut. Sırf bu sebeple Selcan Hanım'a sorduğunda ona gönlüm doludur. İşte vakit geldi. Allah'ın izniyle fethi yakın. Benim vazifem Bas Bırakan'ı aldığınızda ve Kekamenos öldüğünde son bulacak. Maria da Kekamenos'la birlikte ölecek. Ve ben Akça değil, Aybiki olarak babama kavuşacağım. Ve tabii sana, hatun olarak. Keşke inat etmesen Akça Hatun. İçim hiç rahat değil. Ama seni buna mecbur tutacak da değilim. Bileyim o ki, fetih günü hepimiz için usta bayram olsun.
Başaracağımı söylemiştim. Başarmış olman bir Roma generalini kendi ellerinle Selçuklu'ya teslim ettiğin gerçeğini değiştirmez. Asla rütbeni geri vermeyecekler. Yüzbaşı Diyojen Muhafız Birliği Komutanlığı görevine devam edecek. Size tavsiyem, menfaatiniz için bu konuyu kapatmanız. Bir süre Vaspurakan'dan ayrılmanız doğru olacak. Sebaste'ye gidin. Ve eninde sonunda Vaspurakan'a gelecek olan Selçuklu'ya karşı destek birlikleri örgütleyin. Anlaşıldı Sayın Arkadüs. Baba. Baba. Baba nereye gidersin? Vaspurakan'a. Gevher, ne oldu? Baban nereye gider? Vaspurakan'a. Kekalmenos denen o kafirden hesap sormaya. Beyim, karargah yanıyor. Ben kızımın gözünde yaş, gönlünde dert istemem demedim mi? Latife yaparım beyim. Rahatsız etmeyeyim dedim ama ordugaha, Üstad Birun'un yanına gideceğim. Hazırlıklara bakmak için. Bana da haber et demiştiniz. Gelecek misiniz? Tabii. Tabii geleceğim. Konuştuğunuz mühim bir mesele olsa gerek. Araya girdim. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah beyim. Ne kusuru? Ben atları hazırlatayım.
Ona hakikati söylemeliyiz Akça. Her şeyden çok isterim. Ama daha değil. Neden? Ne diye söylemeyiz ona gerçeği? Hadi beklerim. Bas Burakan bize yurt olduğunu da söyleyeceğim. Yemin ettim. Şahidimle anamı öldürenin beni ondan alanın Kekameros olduğunu öğrenirse... deliye döner. Bir daha Bas Burakan'a gitmeme de... Kekameros'la görüşmeme de müsaade etmez. Ayrı gitmeni gerektirecek bir vaziyet yok zaten. Yeminin diyetini öder seni. Ama ikimiz de... böylesine mühim bir hakikati... Atabey'imle saklamanın vebalini ödeyemeyiz. Hakkım var. Benim için bunu daha da saklamak zordan da zor. Ama her şey tamam olmadan... sancak oraya dikilmeden... hiçbir şey belli olmaz Alparslan. Oradaki varlığım, Kekameros'un bana olan güveni muhakkak işimize yarayacaktır. Bunca yıl çektiğim eziyet bir işe yarasın. Bu sefer de benim de bir payım olsun. Beni bundan mahrum etme. Atabey'im hakikati öğrenmeden düğün toyu kurmak için esinmez Akça. Münasip olmaz. Öz kızı bana gelin gelirken gözünün içine baka baka böyle bir hakikati saklayamam. Saklayamayız. Yakışık almaz. Çoğu gitti, az kaldı diyelim o vakit. Toyumuzu Fethi'den sonra kurarız. Böylesi daha münasip. Etrafı iyice kolaçan edin. Bakın bakalım başka kimse var mı? Emredersin. Sultanım. Derhal saraya gitmeliyiz. Hekimler bir an... Mühim bir yara değil hacı. Küçük bir kesik dahi olsa... derhal bakılmalı sultanım. Allah muhafaza, hançer zehirli olabilir. Akıl alır şey değil. Böylesi ancak şeytanın aklına gelir. Alparslan Bey, istemeden de olsa Akça kız ile konuştuklarımıza kulak misafiri olalım. Kim imiş, kimlerden imiş Akça kızın babası? Sağ olduğu haberini kimden almış? Alpagut. Alpagut söylemiş.
Tam da düğün toyunuz kurulmak üzereyken gelen Muşti'ye bak sen. Öyle. Dün Lucas ve Diyojen'i yollayan Kaiser, bugün de Arkadius'u başımıza bela etti. Tüm bunların bir anlamı olmalı. Talbot, burnumuzun dibindeki Selçuklu karargah, kaybedilen o Ermeni köyü, Alpaslan'ın ortalıkta cirit atması, ortalığa saçılmış olan bütün bu pislikler, bütün bunların Konstantinopol'da duyulduğunda yaratılacak rahatsızlığı bir düşünsene. Lanet olsun ki amacına ulaşması için Kaiser'in elinde yeterince bahane var. Dukas, Diyojen ve o Arkadius, üçü de ayağımıza dolanıp pisliklerini etrafa saçmak için geldiler ama o Kaiser başaramayacak. Dukas öldü. Diyojen, Evdokyan'la evlenip Konstantinopol'a dönecek. Geride sadece şu liparitler kalacak. Umarım Tuğrul cehennemin dibini boylayacak. Sultan Tuğrul mu? Siz neden bahsediyorsunuz? Vaspurakan seferini ertelemeleri için hazırladığım küçük bir sürpriz diyelim Alpagut. İlmi Hiyel, Cerre Eskal üstadlarımızla evvela hali hazırda elinizde bulunan mancınıkların menzil ve kuvvetini arttırmaya çalışmaktayız Alpaslan Bey. Bu ne çeşit bir aradadır Beruni Hazretleri? Bu Kürrat-ı Nar arradesidir. Dev bir mancınık. Bilmediğimiz başka ne maharetleri vardır bunun? Bu Kürrat-ı Nar arradesi ateş topları atar. Lakin atacağı topları daha evvel hiçbir mancınık atmamıştır. Hem mesafe hem kuvvet bakımından benzersiz olacak. Bunlar 1000 arşın mesafeden 3 kantar yükü gönderebilir. 3 kantara? Hesaplarıma göre kalenin şark yüzüne 400 arşın mesafede mevzilendirilir ise tahribat gücü büyük olacaktır. Peki bu mancınıktan daha fazla yapabilir miyiz? Elbette Alparslan Bey. Alparslan Bey'im, boynunuzdaki yara neden oldu? Biz de gördük, söyledik ama beyimiz önemsemedi. Daha da büyümüş sanki. Beyim, zindanda fareler, kemirilmiş cesetler vardı dedim. Allah saklasın, veba kapmış olma. O zindanda veba olsa dahi ne fareler ısırdı ne de cesetlere dokundu. Hem olur şey mi? Hemen böyle bir yara çıkar mı? Maalesef böyle bir ihtimal var.
Veba sadece ceset ve farelerden bulaşmaz. Üzerlerindeki pirelerin ısırığından da bulaşır. Bunu fark etmek de pek mümkün değil. Emin olmak için obada tetkik etmem icap eder. Bu illet bulaşıcıdır ve dahi ölümcüldür bilirim. Obaya gidip de kimsenin canını tehlikeye atamam. Alparslan Bey'im, nereye gidersin? Benimle değil, hazırlıklarla alakadar olan. Allah var, gam yok. Hala bir haber yok mu? Diyojen'in müjdeli haberle birazdan geleceğinden eminim Rati. Efendim, isterseniz Merve'ye gidip Maria'dan her şeyi öğrenebilirim. Nihayet. Ben doğru mu görüyorum? General Dukas mı bu? Bu nasıl olabilir? Babam çok öfkelenecek. Hayalet görmüş gibi bir haliniz var. Bir hoş geldin demeyecek misiniz? Sayın Tekfur. Sen öldün. Öldün sen. Sen öldün. Kimse Dukas'ı elimizden almaya kalkmasın. Sakın! Burada neler oluyor? Kaiser'in bana verdiği yetkiyle emrediyorum. Durun! General Dukas, öldüğünüzü sanıyordum. Herkes öyle sanıyordu, Sayın Arkadius. Ama görüyorum ki canıma kastedenler öldürmek konusunda başarısızlar. Aldığım duyuma göre Sultan Tuğrul'u da öldürmeyi başaramamışlar. Derhal bana bir açıklama yapmak zorundasınız. Yüzbaşı Diyojen nerede? Burada. Sayın Arkadius. Burada. Buyurun.
Açın! Lanet olsun. Kaçtığımı öğrendiğinde Dukas'ın yüzünü görmeyi çok isterim doğrusu. Teşekküre lüzum yok. Karşılığını elbet verirsin yüzbaşı. Arabanın içini görmüyordun. Ama arabanın içinde olduğumu biliyordun. Bu da demek oluyor ki Alparslan'ın Dukas planından en başından beri haberim var. Dukas. Onu ben buldum. Ben iyi ettim. Ama kendi menfaatleri için gelip zorla aldılar elimden. Dukas'la ilgili planlarının suya düşmesine üzüldüm. Neyse ki elim boş değil. Yaptığın iyiliğin karşılığını bu kez fazlasıyla alacaksın. Endişen olmasın. Şimdi size gidin derim. Üstad Büroni gerek olan malzemelerle gelip tetkik yapacak nasıl olsa. Beyim, sen bizi bilmez misin? Seni bir başına bırakıp babaya nasıl döneriz? Beyimiz nerede, biz oradayız. İstemezsin madem, uzağında duru bekleriz. Ama sensiz dönmeyiz. Madem beyinize bu kadar bağlısınız, sözünü de ikiletmeyin o vakit. Beyiniz ne derse onu yapacaksınız. Hepiniz obaya döneceksiniz. Ölümle kalımla Allah'tan. Ama kimsenin vebaline girmek istemem. Haydi. Beyim sen... Sen nasıl konuşursun böyle? Dediğim gibi... Maalesef... Alparslan Bey'in vaziyetiyle alakalı kesin bir şey söyleyemem. Tafsilatlı tetkik etmem icap eder. Peki ya tetkiklerinizin sonucunda veba çıkarsa? Biruni Hazretleri. Bu illet için hala bir çare yok mudur? Ben gerekli malzemeleri hazırlayıp
Alparslan Bey'in yanına gideyim. Ben de sizle geleyim Biruni Hazretleri. Canımıza kasteden Melun'un Bizans askeri olduğunu gösteren emareler var sultanım. Mübarek kabirde kalleşçe cana kastetmek ancak kefereye yaraşır iştir. Dövülen pusatlarımızın, gerilen yaylarımızın, şahlanan atlarımızın sesi küffarı ürkütmüş belli ki. Akılları sıra Vaspurakan'ı fethimize böyle mani olacaklar. Güzel. Güzel olan nedir sultanım? Ya canınıza bir zeval gelseydi? Allah esirgesin. Allah esirgesin. Bu ettikleri ne denli köşeye sıkıştıklarının bir ispatıdır hatun. Canımıza kast edecek kadar gözleri döndüyse karşımızda kılıç tutmaktan acizdirler. Vehminde yanıldın Hacı. Bu cezasız kalmayacak, bilesin. Başım devletli sultanımızın yoluna da buyruğuna da fedadır. Ama af buyurun sultanım. Nasıl yanıldım? Canımıza çarşıda kastedeceklerinden endişe ederdin. Mezarlıkta değil. Sana reva göreceğimiz en büyük ceza... evvelce olduğu gibi... bundan gayrı da canımızın ve devletimizin emniyetini sırtlanmandır. Bu hiç ceza olur mu sultanım? Vazife başım üstüne. Çağrı beyler de birazdan gelir. Biruni Hazretlerinin tetkik malzemelerini hazırlamasını beklerler. Dur Akşar. Beyimizin yanına varman imdilik tehlikelidir. Onu bir an evvel görmem gerek. Çekil önümden. Etme Akça Hatun. Beyimiz... Çekil önümden dedim Assız Bey. Onun canı dardayken kendi canımı muhafaza için uzak duracak değilim. Akça, sakın gelme, sakın. Benden uzak durman gerek. Senden nasıl uzak durayım? Pervanenin ateşten kaçtığı nerede görülmüş? Akça, etme, eyleme. Ya illetin ne olduğu belli değil. Gelme derim. Gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş. Ne gelecekse gelsin, kabulün. Sana bir hal olsam, ben sağ kalıp ne ederim Alparslan? Sensiz kalırsam ben bu canı nasıl taşırım? Akça. Benim nefesim sen değil misin Alparslan Bey? İnsan nefessiz yaşar mı hiç? Thank you.
Bas bırakan seferinde göstereceğimiz gayret bizi muradımıza bir adım daha yaklaştıracak. Her gücümüzle sultanımızın yanında olup kendimizi ona göstermemiz gerek Kutay. Beyim, hüneriniz ve cesaretiniz cümle Selçuklu mülkünün malumudur. Sultanımız önderliğinde fethin en büyük pay sahibi olacağınız da hakikattir elbet. Ancak ya sefere siz değil de bir başkası baş olursa, o zaman gayretiniz yine gölgede kalmaz mı? Vaktiyle yaptığın işler kurduğun düşlere köprü olur Kutay. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kethira, ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah vahde, nasar abde, ve azze cündehu, ve hezebel ahzabe vahde. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahi l-hamd. Allahu Ekber kebira, velhamdülillahi kethira. Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي وبالعيد فرحانين بعيد على كل حبايبي داخل مصر وخارج مصر وفي كل مكان في العالم. بحبكم في الله وعيد سعيد عليكم وعلينا يا رب. اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. اسمعوا معايا تكبيرات العيد، فرحة العيد. طبعا احنا كلنا زعلانين عشان خاطر رمضان سابنا خلاص، بس الحمد لله ان احنا قدرنا يا ربنا ان شاء الله يرزقنا رمضان اعواما كتيرة كتيرة، وجينا بقى العيد وفرحة العيد وبهجة العيد وتكبيرات العيد. كل سنة وانتم طيبين يا كل حبايبي وكل متابعيني في داخل مصر وفي خارج مصر وفي كل مكان. بحبكم في الله. يلا بينا بقى نوضب لحاجات العيد، نواعم العيد، كحك العيد، بسكوت العيد، الحاجات اللي احنا تعبنا فيها في الايام اللي فاتت. هنقدم كده نعمل الضيافه بتاعه العيد، وهنشوفها كل افكارها بسيطه كده، ونشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. هنطلع الكحك الاول كده، وانا هطلع الاميره الكحك، واميره ترش لي ترش السكر، تمام كده. شايفين يا حبايبي الكحك الجميل، يا كحك العيد، يا بسكويت، يا جميل كده كحك العيد وحلاوته. كحك الجميل الدايب ده ما شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وبالعيد فرحانين يا رب. ومعاكم بقى اسمعوا تكبيرات العيد كده واحنا بنوضب الضيافة بتاعة العيد. كل سنة وانتم طيبين ويجعل بيتكم عمارة، اللهم امين يا رب. يلا اميرة رشاشي سكر، حطوا سكر يلا. هورتي؟ طبعا ده بقى ده اللي من غير ده اللي باللي عليه اللي فيه ملبن، ده اللي محشي بقى مكسرات بس كده. انا عاملاها رسمه الورده ديت عشان ابقى مميزهم، عشان عندي اميره ما بتاكلش حاجه فيها ملبن، فانا عامله المحشي من الملبن برده مكسرات، بس هي عايزاه مكسرات بس. طبعا ما ترشيش كل عليها السكر مره واحده عشان يعني تعملي بالطلب كده، تحطي من ده ومن ده. في ناس بتحب السكر وفي ناس ما بتحبش، بس هو صراحه السكر الكحك ما بيحلاش الا بالسكر زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هنبدا بقى نرص الكحك. استني يا اميره كده عديني. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم كده. حطينا الكحك كده، كده
Allahu akbar, Allahu akbar. وهنعمل بقى كمان حطيت هنا الكحك والبسكويت وهنحط كمان مع بعض ايه بقى البلوفور. بسم الله ما شاء الله البلوفور الجميل الدايب بتاعنا ده شايفين شكله تحفه ما شاء الله. بقى شويه شوكولاتات يا عمري اجيب شويه شوكولاتات كده احطها في الايه في الجنب ده كده عندي فتحه البوله حتى من هنا يلا بقى كمان سودانية عندي احنا لسه نرص الجمبري كده حبايبي. الصينية بتحكي فيها من ايه؟ من كل حاجة كده متشكلة كمان كده ده ايه ده الصينيه كده طبعا انا مش هسيبها كده مكشوفه انا هجيبها اجيب لها كيس ابيض كده شفاف واغطيها بيه عشان ما فيش ايه اي حاجه تقف عليها وهنشوف هنعمل تاني مع بعض ايه. هنوضب بقى يا حبايبي معاكم البونبونيره. اول حاجه احنا طبعا هنشوفها في مشتريات الشوكولاتات شفنا الايه شوكولاته كيت كات دي اطعمه احنا انا صراحه اول مره اجيبها فانا هجربها. احنا كنا دايما بنجيب اللي هي كانت دي اللي هي بالشوكولاته بس دي بالشوكولاته بالحليب تمام كده برضه بالحليب مش هنحط بقى تقلق كلها بالحليب لا في دي بالكريمه البيضه تمام الكريمه البيضه حكوا علينا بقى دي بالايه بالموكا بتعمل الموكا كده وديت بالبندق تمام وديت بالموكا برضو تمام كده. وهنحط كمان بقى من الايه فكره الجلاسك ديت شايفين كده يا حبايبي بسم الله ما شاء الله ايه
تمام كده. وطبعا معايا الجواهر دي هحطها بحالها كده اقدمها بحالها. معايا كمان ايه دي بقى الايه كمطاطة الأميرة. دي حاجات أميرة الأميرة بتجيبها. ودي نفتحها بقى يا أميرة نشوف فيها ايه. افتحها كده. ودي برضو اللي هي شوكولاتتها تمام كده. وهنحط كمان معانا ايه كمان معانا النوع ده كده بابلي كده تمام. نحط كمان الاوريو. الله كندر اهو كمان كده. نحط اوريو هنا كده تمام كده. حط هنا اوريو كده. ونحط كمان هنا بولة هنا شوكولاتة كمان اهي هنا بولة كمان كده بولة الثاني. ونحط كمان بسكوت عشان يبقى عندنا في كل مكان كده. زي ما انتم شايفين كده حبايبي كده شايفين كده شكل البنبونيرة. ما رأيكم بقى؟ هنعمل يعني بقى هتعمل الحاجات دي كلها كده يعني كده زي ما انتم شايفين كده حبايبي. هنبدأ بقى نحط المكسرات. جايبين بقى تشكيلة ايه من اللبس. تشكيلة من اللبس ده لب سوري كده تمام كده. نحط كمان لب من الايه المخصوص ده كده. وكمان جدا من الابيض كده تمام كده. ونحط كمان ايه سوداني. هات السوداني يا اميره. طب نخلي السوداني في البيت حاجه ثانيه عشان نحط هنا بقى الايه التسالي كده. هنا المكرمشات هنا شايفين كده يا حبايبي. بسم الله ده حاجة بالليل بطعم الجبنة والكاتشب كده. بسم الله ما شاء الله كده. هنا التسالي. نحط ايه تاني هنا. نحط هنا حاجة كمان. نحط ايه يا ام اميرة كده بقى. نحط هنا المكسرات بتاعتنا. اول حاجة هنحط هنا السوداني. نحط السوداني يا اميرة. وانا هنا هنطلع بقى ايه شوية من الفستق كده. الحاجات دي يا جماعه احنا عشان خاطر اللي يجي لنا الضيافه دي ضيافه العيد. كل سنه وانتم طيبين. يبقى عندنا الحاجه نقدمها محطوطه كده اللي يجي ياكل ايه ياكل منها. وده العيد وفرحه العيد يا جماعه. هي دي العيد ده العيد وفرحته. الحاجات دي بنفرح بيها بقلل يعني. لو ما عندكيش فستق مش مشكله يعني كل واحد على قده. وهنا الايه السوداني المحمص هنا احنا شارينه ايه احنا مش شارينه والله. هو جاي لي في الموسم. اخويا ربنا يخليه لي يا رب ويجبر خاطره. كان جايب لي الموسم ايه والله انا نسيت اصوره معاكم. فكان جايب لي بقى السوداني المحمص ده. انا صراحه مش عارفه افتح الكيسه دي. لا خدها جامد الاول احاول كده. فكل سنه وهو طيب ويتعدى عليه بالخير يا رب. وربنا يجبر خاطر اللي يجبر كل واحد يجبر اخته ولا حاجة. فربنا يخليه لنا يا رب ونتكلمش منه ابدا ويدومه في حياتنا. الاخ الحنين نعمة يا جماعة. ربنا يخليكم بقواتكم يا رب. وهنا الكاجو بقى كده زي ما انتم شايفين. الكاجو ده يا جماعة جنبه بسم الله ما شاء الله يعني كده. ده الكاجو. وهنحط كمان الايه الترمس. الترمس كمان. بسم الله. بابايز
زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي وكل متابعيني، حطينا بقى المكسرات بتاعتنا، حطينا السوداني المحمص ده، ده السوداني ده جاي لنا متحمص يا جماعه، انا مش محمصاه في البيت ولا حاجه، انا هو جاي لي اخويا جايبه لي في المسلم. كل سنه وهو طيب وربنا يديمه في حياتي يا رب. وهنا الترمس الجميل والكاجو والفستق والكاجو ده الترمس. وهنا حطينا بقى اللب زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، هنا تشكيله اللب وهنا المكسرات وهنا الشيبس بتاع اميره اللي هو الغالي ده هي عايزاه. وهنجيب كمان ايه، نحط هنا تمر كده برضو، هنحط بقى تمر كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. كل سنه وانتوا طيبين يا رب، يتعاد عليكم بالخير وعيد سعيد علينا وعليكم. كده ده شكل تقديم الضيافه بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، وده شكل السفره بتاعتنا شايفينها بسم الله ما شاء الله. هنا المقرمشات والتمر وهنا اللب بانواعه وهنا السوداني والفستق والكاجو والترمس. وهنا طبعا الصينيه بتاعت الكحك والبسكوت والغريبه والبدوفور والشوكولاتات. وهنا البونبونيره اللي مليانه شوكولاتات ما شاء الله. وهنا كمان الشوكولاتات التانية والعصير. دي شكل الضيافة بتاعتي، ضيافة العيد. كل سنة وانتم طيبين ويتعاد عليكم بالخير، والعيد فرحة واجمل فرحة مع كل متابعيني وعيلتي الكبيرة عيلة ام اميرة. بحبكم في الله، وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحطوا لايك يا جماعة، مع السلامة.